Evet hocam. Peki hocam bir fakülte olarak gelecekle ilgili planlarınız var mı? Yani mesela bir 5 sonrasından bir fakülte olarak bir beklentiniz var mı? Tabii ki yani dediğim gibi uluslararası düzeyde son çağımızı takip eden aydın eczacılar yetiştirmek ve bunun yanında tabii ki eğitim sistemimizle ki sürekli onu vurguluyorum. Gerçekten bu çok farklı. Neden? Çünkü ben de yani Türkiye'nin büyük üniversitelerinden biri olan Hacettepe'den mezunum. Ve oradaki gerek lisans döneminde, gerek yüksek lisans döneminde, gerekse doktora da yani ne yazık ki teknolojik imkansızlıklar söz konusu. Ve sadece bazı cihazları görerek veya sadece okuyarak geçiyorsunuz ama uygulama şansınız veya bunu kullanma şansınız yok. Fakat bizim öğrencilerimiz birebir bunların hepsini uygulayarak yani işte bu cihaz çok pahalıdır, sen dokunma, sen sadece bunu gör bir şeklinde değil, tamamen birebir yani eğitim, lisans eğitiminden başlayarak ki daha sonra yüksek lisans ve doktora programları da şu anda da biraz sonra isterseniz onlardan da söz edebiliriz. Birebir uygulayarak mezun olacaklar. Evet, yani yakında o Eczacılık Fakültesi öğrencileri teknik uygulama açısından çok şanslı diyorsunuz. Evet, bunun yanında ben kısaca az önce kısaca konuya girdim ama yüksek lisans programımızın da başladığını, şu anda 10 adet öğrencinin değişik ana bilim dallarında yüksek lisanslarına devam ettiklerini söyleyebilirim. İnşallah 2008-2009 eğitim yılında da doktora programını açacağımızı buradan müjdeleyebiliriz. Hocam biraz önce kontenjanlarımızdan bahsetmiştik. Genel olarak baktığımız zaman Türkiye'deki öğrenci sayısıyla Kıbrıs'tan gelen öğrenci sayısı arasında bir farklılık var mı? Tabii ki şöyle, çok önemli bir konu. Bir de Eczacılık Fakültesi açılırken tartışılan bir konu. Gündem konusu. Gerçekten 40 öğrencimiz Türkiye'den, 5 öğrenci Kıbrıs kontenjanıyla gelmiş. Başta da YÖK'ün aldığı karar böyleydi ve aynen devam etti ve edecek de bu konuda gerçekten içinde yani bu idari görevde olan birisi olarak bu temini verebiliriz herkese. Hocam siz aslen Kıbrıslısınız. Eğitiminizi Türkiye'de aldınız, orada tamamladınız ve buraya bir dekan yardımcısı olarak geri döndünüz memleketinize. Evet. Bu geri dönüş uzun süreden sonra geri dönüş yani size bir tekrar Kıbrıs'a ayak uydurmada bir sorun yarattı mı? Tabii ki şöyle her açıdan. Fakat şunu söyleyebilirim ki yani Eczacılık Fakültesinde olduğum için gerçekten şanslıyım. İşte teknolojik altyapı, imkanlar, olanaklar ve sadece lisans eğitimi şeklinde değil, araştırma olanakları, proje çalışmaları gerçekten yani imkanlar çok fazla öyle söyleyeyim Türkiye'ye göre.